Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rib turgan yaxshi insonlar. Mana shu Ramazon degan ukamizga alhamdulillah mana 60 ming so'm yig'ilib, inshaalloh topshiriladi. Bu ukamiz Toshkentda operatsiya bo'lish kerak. Bunga mana 2000 dollarcha pul kerak edi. Inshaalloh shunga yanada yordam beruvchilar bo'lsa, bismillah. Oke, ma'lumot uchun 704 bilan 79 da WhatsApplarimiz bor. Allah için yordam beraman degan aka-uka, opa-singillar bo'lsa, bismillah. Bu sahobaning hayotini o'qib o'rgan ekanmiz, hasad qanchalik yomon narsa ekanligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Hasad o'zini sohibini halok qilishi aniq. Hasadga inson faqat o'zi halok bo'ladi. Hasad nima edi? Hasad ro'parangizda turgan odamda bor yaxshiligini yo'q bo'lib unda sizga o'tib qolishini xohlashligingiz. Qaytaramiz. Ro'parangizda turgan odamdagi xayriyatni unda yo'q bo'lib sizga o'tib qolishini xohlashligingiz bu hasad. Endi havas o'sha odamda bor narsani o'zida bor bo'lib turib sizga ham o'tishligini xohlashlik. Hasad o'zini egasini halok qiladi. Mutakabbir kishi, hasadgo kishi ilmda, taqvoda, hunarda o'zidan ko'ra afzalroq bo'lgan ro'parasida turgan odamdan foydalanishidan to'silib qoladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Abu Sufyon ibn Xoris. Bu ikki inson bir-biriga shunaqa yaqin ediki, kamdan kam bo'ladi bu ikkita odamni bunchalik bir-biriga yaqin bo'lishi. Ikkalasi Abdul Muttolibning nabirasi. Aka-ukaning bolasi. Tengdosh. Birga katta bo'lishgan. Bitta onani emishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shu Hoshim urug'idan 5 ta odam o'xshar edi, shundan bittasi kim? Abu Sufyon ibn Xoris. Bitta urug'dan aka-ukaning bolasi, amakivatcha, tengdosh, birga katta bo'lgan, bitta onani emgan, bir-biriga juda ham o'xshar ediki, ayrim ko'zi xiroroq odamlar qarab turib ajrata olmay qolardi bu ikkisini. Shu darajada yaqin bo'lishgan. Aytdi-ku, kamdan kam bo'ladi bunaqa yaqin bo'lish ikkita odamda bir-biriga. Musulmon kishi do'st tanlashda juda bir hushyor bo'lishligi kerak. Chunki siz, birodar, siz do'stingizning kimligiga qarab turib tanilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar Abu Said al-Hudriydan: "La tashab illa mu'minan." Faqat mu'min kishini do'st tutgin. Faqat mu'minni do'st tutgin. "Va la yakul ta'amaka illa taqi." Taomingni, ovqatingni faqatgina taqvoli odam yesin. Do'stingiz kim bo'lsa, shu orqali tanilasiz. Bu kishi mana shunday bir-biriga yaqin edi. Do'st tanlashlikda mana Hikamul Atoyada aytiladi, kimni tanlash kerak do'st qilib. Holi senga Allohni eslatmagan, so'zi seni Allohga dalolat qilmagan kishini do'st tutmagin. Uni ko'rganingizda Allohni eslaysiz, uni eshitgan paytingizda Alloh tomonga yurasiz. Shunaqa do'st bo'lsa do'st tuting. Agar buni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, bu sizga do'st bo'lmaydi. Kimlar bilan birga bo'lsangiz, shulardan sizga bir narsa yuqadi. Yoshlar bilan bo'lsangiz, ulardan yuqadi. Qarilar bilan bo'lsangiz, ulardan bir narsa yuqadi. Xullas, kimni do'st tutganimizga qaraylik. Abu Sufyon payg'ambarimizning tengdoshi, amakivachchasi, bir-biriga juda ham yaqin inson. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo risolatni berganidan keyin, u zot sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Abu Sufyonni tutgan mavqifi qanday bo'ldi? O'zi bir qaraganda birinchilardan bo'lib payg'ambarimizni yordamida ko'magida turishligi kerak edi bu odam. Chunki o'zini urug'idan. Ammo holat bunday bo'lmadi. Abu Sufyon ibn Xorisni hasadi qo'zidi, payg'ambarimizga dushmanligini, dushman bo'lishi yo'lini tanladi. Alloh taolo payg'ambarimizga oyat nozil qildi. Va anzir ashiratakal aqrobin. O'zingizni yaqin qarindoshlaringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Mana shu joyi ham muhim. Rasululloh da'vatni oshkor qilishliklaridan avval o'ziga yaqin bo'lgan qarindoshlaridan boshlaganlar. Buni ko'p aytamiz.
da'vatda bosqichlari bor. Avval o'zingiz, oilangiz, aka-ukangiz, qo'ni-qo'shningiz, keyin tashqari. O'zingizda muammo yetarli bo'lib turgan paytda ayolingiz, qizlaringiz umuman bir hijobdan avratini yopishidan uzoq bo'lib turgan paytda, farzandlaringiz harom xarishga buranib yurgan paytda boshqalarni da'vat qilishingiz to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boyagi oyatga muvofiq birinchi bo'lib qarindoshlarini da'vat qildilar. Ijobat qilgan ijobat qildi, lekin ijobat qilmagan ijobat qilmadi. Ana shu dushmanlikni tanlaganlardan bittasi Abu Sufyon ibn Xoris bo'ldi. Endi Abu Sufyon ibn Xoris kim edi? Qurayshda eng zo'r yigitlardan edi. Zo'r yigitlaridan, chavandoz, kuchli jangchi, yana shoir edi ham bu odam. Mana shu qobiliyatini, mana shu shoirlik iste'dodini, talantini islom va musulmonlarning adovatiga, dushmanligiga sarfladi. Quraysh mushriklari musulmonlarga aziyatni boshlagan paytda birinchilar qatorda turib musulmonlarga aziyat berdi. Yana boyaga aytganimizdek, she'r yozdi, Rasulullohni va musulmonlarni hajv qildi, masxara qildi. Hasad. Demak, hasad kishini halokatga yetaklar ekan. Oldingizda turgan kishi siz bilan tengmi, kattami, bir narsada sizdan ustun. Ilmliroqmi, hunarliroqmi, bir narsada mohirda. Agar hasad qilmayotgan bo'lsangiz, 1. Kibr qilmayotgan bo'lsangiz, 2. Oshiqcha uyalmayotgan bo'lsangiz, 3. Shu odamdan foydalanishingiz kerak. Ro'parangizda turgan odamdan foydalanishingizdan to'sadigan narsa shular ekan. Kibr, hasad yoki ortiqcha uyatchanglik. Ba'zida shundan so'raymanmi, o'zimni xor qilib deb turib inson o'zini aziz sanayotgan bo'ladi. O'zi aslida xor qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ala ya rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin." Ogoh bo'linglar, o'zining nafsini xor qilgan holida uni ikrom qiladigan insonlar bor. Ya'ni men bundan so'ramayman, buni oldiga bormayman deb turib, o'zini aziz deb o'ylaydi, aziz qilyapman deb o'ylaydi, aslida xor qilayotgan bo'ladi. Chunki juda katta bir xayriyatdan mahrum bo'lib ketayotgan bo'lishi mumkin. Bir og'iz so'rasa, bir og'iz gapi bilan sizni katta muammoingizni hal qilib berib qo'yishi mumkin. Lekin kibr qildingiz, so'ramadingiz, hasad qildingiz, so'ramadingiz, problemingiz turibdi. O'zimni aziz qildim o'ylaysiz, aslida nima bo'ladi? Aslida xor qilgan bo'lasiz. Alloh taolo panoh bersin, Allohning dushmani bo'lib qolishlikdan, musulmonlarga adovat qiladiganlardan bo'lib qolishdan Alloh taolo panoh bergan bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga birinchilardan bo'lib ergashilishi kutilgan Abu Sufyon Rasulullohga adovat qildi, dushmanlik qildi. Bu 1 yil davom etmadi, 2 yil davom etmadi, 20 yil davom etdi. 20 yil Rasulullohga qarshi, 20 yil Allohning nurini o'chirmoqchi, 20 yil adovat, dushmanlik, 20 yil musulmonlarni masxara qilish, hajv qilishlik, qo'lidan kelganicha 20 yil dushmanlik qildi. Yana qaytarib aytamiz, birinchi bo'lib Rasulullohning yoniga kelish kerak bo'lgan odam edi shu. Ammo bunday bo'lmadi. Makka fath qilinish arafasida Abu Sufyon ibn Xoris iymonga keldi. Shunda uni holat qanday bo'ldi? Bu sahobana qissasida juda ko'p ibratlar bor, tahlil qilishga bir harakat qilib ko'ramiz. Mana endi Abu Sufyon ibn Xorisni o'zidan eshitamiz qissani. Abu Sufyon ibn Xoris aytadi: "Islom ishi yuksaldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning g'alabalari xabari har tarafga yoyildi. U zot Makkani fath qilish uchun chiqqanini eshitib, men uchun yer tor bo'lib qoldi. Qayerga boraman, qayerga qochaman? Qayerdan panoh topaman?" Musulmon odam o'zi umuman odam zoti qilayotgan ishini oqibatini o'ylashligi kerak. Oqil odam kim? Ko'p o'qigan odam oqil emas. Albatta endi ko'p o'qisa oqil bo'ladi, ko'p o'qimasa oqil bo'ladi degani emas. Ko'p bilgan, ko'p yodlab olgan odam oqil desa, unda ko'p bilmagan odam oqilmas ekan degan fikr keladi. Oqil kim? Aytayotgan so'zini, qilayotgan ishini oqibat haqida fikr qilib ko'ra olgan odam oqil bo'ladi. Ammo bu hammani qo'lidan keladi. Aytishdan burun, qilishdan burun o'ylab ko'ring. Aytsangiz nima bo'ladi keyin? Qilsangiz nima bo'ladi keyin? Faras qiling, bir musulmon yigit g'ayri dinlarda yurtida borib yashashni ixtiyor qildi. Bordi, hunar topdi. O'shanda bir g'ayri dinga uylandi. O'sha tufqoroqligini oldi. Zo'r hayot, ko'chalar tekis, supermarketlar to'ldir, mashinalar yangi, hamma yo'q zo'r. Zo'r hayot kechiryapti. Endi bu musulmon yigit qizi balog'atga yetdi, katta bo'lgandan keyin qarasa, qizi kechpayt 2 da, sahar 3 da keladigan bo'lib qoldi.
Nechirin kelar? Yigitlari bilan keladi. Yigitlar olib kelib mashinada tushirib qo'yib ketadi. Ichi ezilishni boshlaydi. Siz yigit shu g'ayridinni yurtini tanlagan paytingizda shunday bo'lishini o'ylab ko'rdingizmi? Siz sen deya olmaysiz, sotga beradi qizingiz. Chunki u yerdagilar men deydi 16 ga kirdim, savishinalletni va menga deydi aql o'rgatmang deydi. Siz o'sha yurtni tanlayotgan paytingizda o'ylashingiz kerak edi. Shularni suvini ichdi, shularni falsafasini, shularni madaniyatini kallasiga singdirdi. Endi nima bo'lsin endi? Onajon deb boshingiz uqalasinmi? Onajon duoingiz olay deb tursinmi? Ketayotganda o'ylashlik kerak edi. Shuning uchun akalar, ukalar, bolalarni o'qishga jo'natyapsizlarmi? Yo ko'chib falon joyda yashaymiz deb ketyapsizlarmi? Oqibatini o'ylab qo'yaylik. Toki nadomat bo'lmasin, pushaymon bo'lmasin. Demak, oqil odam aytayotgan so'zini, qilayotgan ishini oqibat haqida fikr qiladigan odam bo'ladi. Abu Sufyon nuxorisi aytadi, shunda men uyimga kelib, ayolim bilan bolalarimga aytdimki, Makka'dan chiqib ketishga tayyorlaninglar. Agar musulmonlar Makka'ga kelsa, men qatl qilinishim aniq. Menga aytishdi, arablar ham, ajamlar ham Muhammad alayhisalomga itoat qilayotganligini tushunish payti kelmadimi senga? Qachongacha ko'zingni yumib yurasan? Qachongacha o'jarlik qilasan? Qachongacha kibr qilasan? Abu Sufyon aytadi, Alloh taolo qalbimni ochmagunicha ular meni Muhammad alayhisalomni diniga da'vat qilishga to'xtashmadi. Alloh taolo qalbini ochdi. Xo'p, bo'ldi, endi iymon keltiraman dedi. Endi masala bor. Sen rozisan islomni qabul qilishga. Endi Rasululloh qabul qiladilarmi? Bir tomonda rozi bo'lgani bu ish bitti degani emas. Ikkinchi tomonda ham rozilik kerak. Falonchining qiziga uylanaman dedingiz. Rozisiz? Otangiz rozi, onangiz rozi. Bo'ldi, ish bittimi? Yo, bir tomoni bitti. Endi narigi tomonda roziligini bilish kerak. U iymon keltiraman dedi, bo'pti dedi. Endi Rasululloh qabul qiladilarmi? 20 yil dushmanlik qilding. Payg'ambarimiz bilan bo'ladigan aloqani hammasini uzgan. Qo'lidan kelgan hamma buzuqchilikni qilgan. Orqaga qaytadigan bironta bir yo'l yo'q. Endi mushkula shunda. Rasululloh qabul qiladilarmi? Shuning uchun birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning imomi Termiziydan keltirilgan hadisini bir o'qib qo'yamiz. Birovga muhabbat qo'ysak, osmonga ko'tarib boramiz. Hech aybi ko'rilmaydi. Muhabbatni ko'zi ko'rib oladi-da. Endi birovni yomon ko'rsak, bir yo'li tiqib tashlaymiz. Uni ham ko'zi ko'rib oladi. Fazilatini esdan chiqarib boramiz. Dinimiz vasatiyya dini qaraylar. Rasululloh aytadilar: "Ahbib habibaka haunan, ma asa an yakuna baghizaka yawman ma." Habibingni yengiroq yaxshi ko'rginki, bir kun sen yomon ko'radigan odamga aylanib qolishi mumkin u. Va abghiz baghizaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Yomon ko'rayotgan odamingni yengiroq yomon ko'rginki, bir kun habibingga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun koridorda bitta portishka doim qosin. Yop bormaylik hamma eshikni. Chunki bir kun yaxshi ko'rib qolishimiz mumkin uni, yoki bir kun yomon ko'rib qolishimiz mumkin. Mana Abu Sufyon ibn Xoris Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga olib borishi mumkin bo'lgan hamma yo'lni uzib tashlagan edi. Hamma eshikni yop tashlagan edi. Endi nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyon ibn Xorisni qanday kutib oldi? Abu Sufyon aytadi: "O'rnimdan turdimda g'ulomimga aytdim: "Ulovimni tayyorla. O'g'lim Ja'farni olib, Makka va Madina oralig'idagi Abvoga qarab yurdim. Rasululloh qo'shini bilan shu yerga to'xtaganini eshitgan edim. Abvoga yaqinlashganimda hali Rasulullohni oldiga yetmasdan turib, hali kalimani aytmasimdan turib, musulmonlar tanib o'ldirib qo'yishmasin deb yuzimni to'sib oldim. Bir milga yaqin piyoda yurib bordim. Musulmonlarning qo'shini Makka tarafiga qarab kelardi, jamoat ketidan jamoat. Qo'rqib o'zimni chetga olar edim. Shu payt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining jamoasi bilan ko'rinib qoldilar. U zotning ro'parasiga chiqdimda yuzimni ochib oldim. Rasulullohning nazari menga tushishi bilan yuzlarini boshqa tarafga ko'rib oldilar. U zot qaragan tarafga o'tib oldim, Rasululloh boshqa tomonga qarab oldilar. Mana. Sen iymon kelmoqchisan, ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilmadilar. O'zi payg'ambar nimaga yuborilgan edi bir qavmga? Qavm shu payg'ambarga itoat qilishligi uchun. Astagfirullah billah. Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah. Biz dedi Alloh taolo qay bir payg'ambarni yuborgan bo'lsak, faqat Allohning izni irodasi bilan unga itoat qilinsin deb yubordik. Muhammad alayhisalom kelganda itoat qilishligi kerak edi. Itoat qilmadi, Rasululloh qabul qilmayaptilar.
Men kelime keltirganligimni, musulmon bo'lganligimni eshitsa Rasululloh xursand bo'lishini shubha qilmas edim deydi. Ha, agar 20 yil burun shunday bo'lganda, xolos sen aytgandek bo'lar edi. Ammo 20 yillik dushmanligingdan keyinchi, albatta ish oson bo'lmas edi. Ertaga tavba qilib olaman, 40 ga kirganda tavba qilaman, 60 ga kirganda tavba qilaman. Kim aytdi senga 60 ga kirishingni? Kim aytdi senga 50 ga kirishingni? Agar banda tavba qilishlikni orqaga surib yuradigan bo'lsa, gunohida davomi yuraversa, shu gunohidan qaytishlik qiyinlashib ketadi. Hali ko'proq tepalasa botqoqqa botib ketgandek ulgimay qolishligi mumkin. Qilgan gunohlaringiz sizni Allohdan to'sib qo'yishligi mumkin. Abu Sufyon ibn Xoris aytadi, Rasulullohni mendan yuzi ko'rganini ko'rib, musulmonlarni hammalari uzoqga ergashdilar. Menga xomrayib qarashdi. Men musulmonlarga qarab, "Ey jamoa, men musulmon bo'ldim. Ha, vaqt o'tib ketdi, kech qoldim, lekin musulmon bo'ldim." Menga Abu Bakr duch keldi. U ham yuz o'girdi. Umar ibn Xattobga uni qalbini o'zimga moyil qilish maqsadida muloyimlik bilan qaradim. Uni muomalasi Abu Bakrning muomalasidan qattiqroq bo'ldi. Yana Umar ibn Xattob ansorlardan bittasini menga qarshi gijgijladi. Menga qarshi qayradi. Ana shu ansori kelib, "Ey Allohning dushmani, Rasulullohnika va uzotni sahobalarga aziyat bergan senmiding? Seni adovating mag'rib va mashriqqa tarqalib ketdi." Ansoriy ovozini ko'tarib ozor berishda davom etdi. Musulmonlar menga qarab, menga yetayotgan narsadan xursand bo'lib turishar edi. Shunda amakim Abbosga ko'zim tushdi. "Ey amaki, Rasululloh meni musulmon bo'lganim bilan xursand bo'ladi deb umid qilgan edim. Axir bir kishini islom uchun xursand bo'lishni yo'qmi? Meni musulmon bo'lganimdan musulmonlar xursand bo'lmaydimi?" dedim. Birodar, shuning uchun tavbaga shoshib nima deydi, kech qolmaslik kerak. Kech qolmaslik kerak. O'zi Makka fathidan avval iymon keltirib, Rasulullohning yonida turgan odamlar bilan Makka fathidan keyin iymon keltirib, Rasulullohning oldida turganlar ajrda, darajada bir xil bo'lmaydi. "Ey amaki," dedim amakim Abbosga, "meni shafoat qiling. Musulmon bo'lganim uchun, Rasulullohga qarindosh bo'lganligim uchun u zotni quvonishini kutgan edim. Men qavmim orasida hurmatli odam edim, ammo bugun unga hurmat qolmadi. Faqat hurmat iymon keltirishda bo'ldi. Rasulullohning menga qilgan ishidan xabaringiz bor. Qabul qilmadilar. Abu Bakr ham Umar ham qabul qilmadi. Mendan rozi bo'lsin, o'rtaga tushing," dedim. Amakim aytdi, "U zotni sendan qanday yuz o'girganini ko'rganimdan keyin bironta ham so'z aytmayman. Chunki Rasulullohni men ulug'layman va u zotdan haybatlanaman. Ammo menga ozgina muhlat ber," dedi. "Ey amaki, nima qilayman unda?" dedi. Amakim aytdi, "Bundan boshqa aytadigan gapim yo'q senga," dedi. Agar kishi qilgan gunohi bilan, ahmoqligi bilan, haqqa adovat qilishi bilan Allohni nazaridan tushsa, musulmonlarni nazaridan tushsa, bilasizmi, bu odam uchun yer yuzi har qancha keng bo'lmasin, torlik qilib qoladi. Haqiqatan Abu Sufyon ibn Xorisning ahvoli juda ham og'ir bo'ldi va og'ir bo'lishi kerak edi. Toki boshqalarga ibrat bo'lishligi kerak edi. Toki 20 yillik qilgan adovatini nima ekanligini bir his qilishligi kerak edi. Ibrat bo'lishligi kerak edi. Bas meni g'am egallab oldi. Qayg'uga botdim. Amakimning o'g'li Ali roziyallohu anhu'ni ko'rib, unga ishimni arz qildim. Ali ham amakim Abbosni aytgan so'zini aytdi. Hamma mendan yuz o'girdi. Hech kim meni ishimga yordam berishini xohlamadi. Hech kim Rasulullohning oldiga borib gunohkor bo'lishni istamadi. Shunda yana amakim Abbosning oldiga kelib, "Ey amaki, agar Rasulullohni qalbini menga moyil qila olmasangiz ham, hech bo'lmasa ona kishini tiyib qo'ying. So'ka olmasin meni. Menga aziyat bera olmasin, qayra olmasin, o'ldirib qo'ymasin meni," dedim. "Kim ekan u?" deb so'radi amakim. Men sifatlab berdim. Amakim, "U Nuaymon ibn Xoris an-Najjoriy ekan," dedi. So'ngra u kishini chaqirtirib kelib, Abbos roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Nuaymon, albatta Abu Sufyon ibn Xoris Rasulullohning amakivachasi. Qarindosh urushlikda o'zini hurmati bor. U yana meni jiyanim bo'ladi. Agar Rasululloh bugun achchig'i kelib, bugun g'azab qilayotgan bo'lsalar, ertaga rozi bo'lib qolishi bor. Uni tinch qo'y," dedi. Nuaymon roziyallohu anhu rozi bo'ldi. "Bo'ldi, endi aziyat yetkazmayman," dedi. Abu Sufyon aytadi roziyallohu anhu, "Rasululloh Juhfaga to'xtaganidan keyin men u zotni chodirini eshigini ro'parasiga borib o'tirib oldim. O'g'lim Ja'far
yanımda tik durdu. Rasulullah çadırdan çıktılar da menge közü şişi bilen yüzlerini burup aldılar. Ama ben düşkünlükke düşmedim. O zatını razı kılışke uğrundum. Rasulullah kayırge tohtasa barıp eşgen Avrupa arasında oturup alavurdum. Oğlum yanımda oturup alavurdu. Rasulullah hem kaçan çıkıp beni körseler yüzünü tez yarık alavurdular. Bir mette oma yaptı. Bir neçe mette bol yaptı. İş ağırlaşıp gitti. Keyin ayolum bir ayettim. Ya Rasulullah benden razı buladı. Ya bana oğlumu yeterliyemen sahraya karab çıkıp gitmemiz ölgünümce adaşıp yürü olamam dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge beni sözüme haber etgeç menge nisbeten kalpler yumuşadı. Nabat'taki Mart'ta çadırdan çıkanları da menge karadılar. Ama yüzünü buramadılar. Ve bu karışları avvalgisinden köre mulayimrak idi. Tabassum koyayım ki endesem tabassum kumadılar. Hakikaten Peygamberimiz yüzüye karaptır bir tabassum koysa buradılar bu cüde ketten asa. Resulullah sizi yüzüye karaptır tabassum kıyanı Resulullah'ın sizden razı ikeni. Resulullah'ın razı boyanı Allah'ın razı boyanı. Yani karaptırayım. Ey maaz ben seni yakış göremem de işçi Resulullah'ın. Atın Esad, at anamsızge fida olsun de işçi. Bana o adam beni tağan baladı dediler Resulullah Sadım'dan bir akası yıkarıp. Şunaki tağıylar var mı körsatılıyor deyip koyuşçı. Bu kişi Resulullah bir karab koyuyor yıkırsan. Bitti tabassum koyuşunu kötü yaptı. Ama başka sahabalar Resulullah'ın özüden işçi yaptı. Ben seni yakış göremem degen sözünü. Resulullah'ın sizden razı buluşu Allah'ın razı buluşluğu. Abu Sufyan'ın nuharası aytadı. Sonra Resulullah Mekke'ye girdiler. Men ham uzatını cemaat katarıda kirdim. Mescitten çıkanları da uzatını yanıge şaşıldım. Bir lahza ham acil almadım. İlhah boldu, ümidini üzmedi, hareketten tuhtap kalmadı, sebebini kılıldı. Mekke fethilgenden ki, malumiler, sihret dersleri de aitilgen, Hunayn gazatı vakib oldu. Ve bana şu Hunayn gazatı da Abu Sufyan ibn-i Harıs'ke, Resulullah'ın razı kılıçlikke fırsat topuldu. Ceng ağır boldu, birinci zarbada Müslüman koşunu her damange kaçıp gitti. Fakat yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen 100 kişi sabit durdu. Allah Teala bana şu 100 kişiye galibini verdi. Abu Sufyan bana şu gazanlıkta turganıdı. Aytadı. Müşriklerine İslam koşunu yıkılgen hücumu kattığı buldu. Mağlubiyet ve faşal hissi Müslümanlar arasında tarkaldı. Adamlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafından her tarafına tarkalıp gittiler. Alemli mağlubiyet üstümüzdeki gelişi mukarrar buldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ata ana muzatke fidab olsun ceyni nek ortasında özünün şahba atı da huttu tağdaki sabit durdular. Kılıçını yalan kaçtılar özünü ve atrafı değillerini hımaya kıldılar. Şunda ben ulağımdan sekere bir geçtim. Kılıçımın kınını sindirip taşladım. Vallahi Resulullah'ın aldı da ölüm tapıştıydı hakla yanımı Allah bilerdi dedi. Ama kim Abbas Resulullah'ın ulağını yüganından tutup uzatının bir tarafı da durdu. Men ulağının ikinci tarafı da özümge ca alıp çap kolum bile ulağını tutup oyun kolum bile kılıçımda can kıldım. Meni işimge Resulullah'ın közü çükeneden keyin nazar salıp bu kimdir soradılar. Abbas raziyallahu anh etti. Bu sizi braderiniz, karındaşınız, sizin emekvetçeniz Abu Sufyan. Ondan razı olun ya Resulullah dedi. Resulullah ettiler. Ondan razı men. Ondan razı men. Menge kılgen berçe adavatını Allah da Allah keçirsin dedi. Şu bilen sulh nihayesi yetti buradalar. Onu da razı kıp aldı. Resulullah'ın razılığını eşitip kalbimde kuvan çekerledi. Resulullah ulağında oturarken men Resulullah'ın ayağını öpüp aldım. Şunda Resulullah menge ögürülüp dediler. Ey biraderim ömrümge kasam aldın yürüyün can kılın. Resulullah razı oldu sulh nihayesi yetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri beni şicaatını ziyade kıldı. Müşriklerge şundaya hücum kıldım ki onlarını cahilerden sürüp taşlaşge kadir buldum. Müslümanlar hem şiddetli cengle devam ettirişti. Neticede müşriklerini mağlup kıldık. Şu günden başlayıp Abu Sufyan ibn-i Haris raziyallahu anhu Resulullah'a yakın buluştuk nimetinden bakırman buldu. Karin, en yakınlarını hem yakın. Eğer 20 yıl burun imange kegeni de Resulullah'ın yanı da turadı yandan buluş gerekirdi. Abu Bakir Sıddık Timur'udan. Ömer ibn-i Hattab adi uruğudan. Başka uruğ kişileri Resulullah'a şunaka yakın. Ama emekvetçesi bir uruğ bir can boğan emekvetçesi özüne Abu Sufyan ibn-i Haris
Rasulullah'tan uzak. Şimdi kılıp Abu Sufyan ibn Haris Hunayn gününden başlayıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın buluşluk nimetinden bahramand oldu. Eğer biraderler kimdir? İslam'da fakat kendi iki rekat, üç rekat namaz, bir yılda bir hıp oynadıyken, roza de oluyken olsa bu adam İslam'da düşünmemdi. Ayetken sözümüz İslam, kılıyken işimiz İslam, kılıyken infakımız İslam. O hani beş mahal Müslümanlığımız meşke kendileri eski kemesin. Her günü sınav kerede başımızda, biz Müslümanımız da. Bir kişi gelip etti ki ya Resulullah mezi yaş göremem. Resulullah ettiler, nime diyekenin ge kara. Ya Resulullah mezi yaş göremem dedi. Resulullah yine ettiler, nime diyekenin ge kara. Eğer Resul yapırken bu sen, in kunta sadikan fima taqul, falal fakru akrabu ileke min şirkine aleyk. Eğer Resul sözlü etken bu sen, senge ayak kimini ipiden köre fakirli yakın rahatırdı. Eğer hakikaten beni yakış görgenin rast olsa, menge muhabbet düşündüğü olsa, sınavlarla tayyat durdu yani. Yubutalal maru ala kadri dinihi. Kişi dinideki salabatke karaptır, imtihange düşer oladı. Salabatı olsa imanı da, sınavam salabatlı oladı. Salabatı yok olsa, imtihanam şun gereşe oladı. Hunayn günüden keyin Abu Sufyan özünü saadatlı hıskılı gördü. Ama hıcalat değildi. Ha Resulullah razı oldu. Resulullah kabul kıldılar. Ama özünü kıyan işiden, ötmüşeden hıcalat bulup Resulullah'ın yüzüge tikke bakamasıdı. Hayakılarıdı. Çünkü hakiki Müslüman adam, hakiki Müslüman adam, takitle baytemen, avvalları kıyan günahlarını eslemiydi. İslese hıcalat buna isleydi. Ama şu adamların var, aa dedi biz işi yürüyen payette dedi biz bir oturganda bir yaşını içerdi. Namaz falan, özü 20 yıl oldu namaz yekirgeni. Ha biz dedi borganda, maşinle mahallede stroysa turardı bizden kokup dedi. Ve birader üyeti onu yapırgeni. Cahiliyette kıyken işinizi eslemeyin umumen. Madami ki kaytmadiz mi, tohtatiz mi, pişeymayediz mi, Allah ölçerdi onu ümit kılamız. Siz onu esletmeyin yine. Kim cahiliyet davrını esler, fakirlenirken olsa bu adam hala işhamayken bu adamda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı kep olsa, cahiliyet günlerini esler, Abu Sufyan ibn Haris, hayakı yeniden yüzünü yeri yakarat olarken. Abu Sufyan ibn Haris, raziyallahu anh, Allah'ın kitabını tılavatı da keçer gündüz kayın buldu. Hükümlerini örgendi, mavizelerden ders aldı, dünyanın zeyb-i ziynetlerinden yüzü girdi. Künlerde bir de bana şu hadis o kişinin faziletine dalalat kıladı. Mescidke kilip geliyetkenle de Abu Sufyan ibn Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kürdüler de Ayşe anamızı gittiler. Ya Ayşe atadırine men hada ya Ayşe ona kilip geliyetken adamın kimliğini bilesin mi? Yok dediler Ayşe anamız. Resulullah ettiler kala innehu ibnu ammi Abu Sufyan umina mekveteceğim Abu Sufyan. Şimdi Resulullah muhti yaptılar. Unzuri ileyhi karenge innehu avvalu men yedhulul mescide ve ahiru men yehrucu minhu ve la yufariku basaruhu şiraken aleyhi abeden. O beni emekki vatçam Abu Sufyan karenge o mescidke birinci bolup kirip ondan ahir gibi bolup çıkarken közünü ayak kıymeden heçem üzmeydi derdiler. Yani şimdi bir hayabilen kirip çıkıp yeterdi ki yüzünü yerden olmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir karışıydı. Hayal kılın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafiqul A'la'ya hicret kıldılar. Müslümanlar gibi cürkette bir musibet buldu. Abu Sufyan ibn Haris ham hüttü bir dana balasını yokatıp koyup kaygırıyorken ona dek kaygıya battı. Abu Sufyan ibn Haris ölümünü kendine karşı aldı. Buradalar Allah Teala bir bendege onun acelini, yakınlaşkenliğini sezdirip koygenliği şu bendeki kürsatken ikramı buladı. Hatır hemen. Bir bendenin aceli yakın bu koygenliğini Allah onu sezdirip koygen bosa demek şu bendezgi Allah da Allah ikram kürsatıptı. Abu Sufyan ibn Haris özüne acelini, yakınlaşkeni sıkıldı. Gördü özü kolubundan kavladı özüge. Üç günden kendi vefat etti. Atrafı da hala can taslim kımasından turup ixtizor holatda yotarken atrafı da turgan ayolları farzandlariga qarab
yig'lamanglar, qayg'uga botmanglar. Vallohi islomga kelganimdan beri biron marta gunoh qilmadim dedi. Va pokiza ruhi Robbisining huzuriga safar qildi. Abu Sufyon ibn Xoris Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida xalifalik davrida vafot etdi. Xalifa uni janozasini o'qidi. Xalifa va boshqa sahobalar bu ulug' sahobani vafotidan qattiq qayg'uga kirdilar. Xulosa. Bu sahobani hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, nima xulosa olamiz? Kishi gunoh ma'siyatdan chiqishlikka shoshilishligi kerak. Qancha orqaga sursa tavbasini, shu gunohlardan qaytishligi shunchalar og'ir bo'lib ketadi. Mana shu narsa xulosa birodarlar. Agar kimdir gunoh ma'siyatga botib qolgan bo'lsa-chi, bundaymchi, bu ham noumid bo'lmasin. Chunki Alloh taol aytgan, ey Muhammad alayhisalom, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, la taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan noumid bo'lishmasin. Alloh taol hamma gunohlarni kechiradi, faqat banda tavba qilsin. Ka'b ibn Molik qissasini o'qidik. Rasululloh bilan sallallohu alayhi vasallam bilan Tabukka chiqmagan 3 odamni odobini kim berdi? Alloh taolo berdi. Bugungi darsimizdagi Abu Sufyon ibn Xoris roziyallohu anhuning odobini kim berdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam berdi. Albatta Alloh taoloning vahiysi bilan. Shuning uchun birodarlar, Alloh azza va jalla o'zini bandasiga odob beradi. Kunlarni birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir sahobasini bemor bo'lib yotganida ziyoratiga keldilar. Ba'zida bizga haliki nafsimizga, ko'nglimizga yoqmaydigan ishlar sodir bo'lganda jazavaga tushib ketamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ziyoratiga kelganida haliki kishi "Ya Rasululloh, duo qiling. Alloh menga shifo bersin, menga rahim qilsin" dedi. Rasululloh aytdilar: "Parvardigor, unga rahim qilgin. Alloh tomonidan payg'ambarimizga vahiy keldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men unga rahimliman. Izzatim va ulug'ligimga qasamki, men mo'min bandamga rahim qilganimda ham, uni qabz qilganimda ham men unga rahim qilishni yaxshi ko'raman. Uning qilgan har bir sayyoati uchun jasadidagi kasal bilan, rizqini tang qilish bilan, molida yoki farzandlarida uni musibatlash bilan balolayman. Shular bilan tozalayman gunohlarini. Sizga yoqmaydigan nima sodir bo'ldi? Sizni foydangizga bu. Qaysidir qilgan xatoingizga kafarat bo'ldi bu. Kasal bo'ldingizmi, ishingiz yurishmayaptimi, rizqingiz tangmi, nima yoqmayapti sizga? Alloh sizga yomon ko'rganligi uchun bermayapti bu kunni. Balki Alloh taolo yaxshi ko'rganligi uchun beryapti. Tavba qilmay qo'ydingiz, istig'for etmay qo'ydingiz, ko'payib ketdi. Shu sizga yoqmaydigan narsalarni berib turib gunohingizni tozalayapti. Agar shundan keyin ham biron gunoh qolgan bo'lsa, unga o'lim sakaratini shiddatli qilamanki, meni huzurimga xuddi onasidan tug'ilgan kunidagidek pokiza bo'lib keladi. Abu Sufyon ibn Xorisga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan muomalasi og'ir bo'ldi. Aziyat chekdi, ozorlandi, lekin bu uni foydasiga bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Abu Sufyon ibn Xorisni shu muolaja bilan tuzatdi. Agar bizi hayotimizda johiliy kunlar o'tgan bo'lsa, albatta Alloh taolo bizni poklaydi, tozalaydi. Banda rozi bo'lsin, sabr qilsin, shu narsa uni foydasi hisoblanadi. Aqulu qavli. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.